Türkiye çok ciddi bir çevreleme içerisinde. Neden? Bakın, Rusya PKK-YPG'ye göz yumuyor. İran PKK-YPG'ye göz yumuyor. Evet. Amerika İsrail doğrudan destekliyor. Çünkü Suriye'de PKK-YPG'nin kontrol ettiği bölgeye ne rejim, ne İran, ne işte Amerika, ne İsrail, ne Rusya herhangi bir şey söylemiyor. Herhangi bir çatışma çıkmıyor. Ben bu gözlerle, gözlerimle, çıplak gözlerimle orada PKK'nın o hamur jipleriyle batıdan gelirken Rus bayrağı taktığını, Münbiç sınırında Amerikan bayrağını taktığını gördüm. Gördüm. Oyun büyüktür. Daha iki gün önce, üç gün önce İsrail uçakları Şam'ı bombaladılar, Halep'i bombaladılar. Peki Türkiye'ye hava sahasını açmayan Rusya nasıl oluyor da İsrail uçaklarına her zaman açık tutuyor hava sahasını? S-300 ve S-400'leri kapatıyor. Soru budur. Ve tehlike de budur. O yüzden çok ciddi durumda olmalıyız. Ama Türkiye taviz vererek, geri çekilerek bir yere varamaz. Türkiye Yunanistan tarafından da sıkıştırılabilir. Beni tahrik ediyorlar. Datça'ya karamıza çıkıyorlar. Karasuları falan bitmiş. Deniz bitmiş. Karaya çıkmış. Adam botumuzu almış gitmiş. Aman bir gerginlik çıkmasın. Zaten senin sınırın bomboş olmuş demektir. Delik deşik olmuş demektir. Sen sesini çıkarsan ne olur? Zaten sesini çıkardığın zaman da en kötü durumda bu olacaktı. Senin sahilinden adam bot alıp götürecekti. O yüzden aman bir şey çıkmasın demek diyerek sessiz kalmak, pasif kalmak, geri çekilmek bir daha geri dönülemez noktaya getirir bizi. Bizim Suriye'den asker çekmemizi isteyenler bilerek ya da bilmeyerek İsrail'e ve PKK'ya hizmet ediyorlar demektir. Bakın, bizim şu andan itibaren mutlaka Suriye'de askeri gücümüzü takviye etmemiz lazımdır. Bırakın tahliye etmeyi, takviye etmemiz lazımdır. Kontrol alanımızı da çok genişletmemiz lazımdır. Ve bu arada PKK-YPG'nin düzenli ordu haline getirilen bu terörist grubunun saldırısına karşılık içeride ve dışarıda tedbir almalıyız ve içerideki sığınmacıları mutlaka kontrol altına almalıyız. Bakın söylüyorum, başından beri söylüyorum. Bunlar pimi çekilmiş el bombası gibi. Kim ne zaman nereye bırakacağını bilmiyoruz. Bunların içerisinde ajan mı vardır, terörist mi vardır, başkalarından kumanda bekleyen bir takım gruplar mı vardır? İran'ın Fatih Minyum ve Zeynep Uyun Tugayları sığınmacı kılığında Türkiye'ye girmişler midir? Afgan kılığında vesaire kılığında nerelerdedir bunlar falan? Bunların hepsinin çok dikkatli izlenmesi lazım. İran, Irak'ı Fatih Minyum ve Zeynep Uyun Tugaylarıyla parçaladı. Suriye'yi Fatih Minyum ve Zeynep Uyun Tugaylarıyla kontrol altına aldı. Orada gruplar oluşturdu. Türkiye'nin içerisine de girme ihtimali çok yüksek. Çünkü bu Afganistan'dan Afgan, hani bu zıpır gibi askeri kıyafetlerle gelenler vardı ya. Evet. Bunların aslında doğrudan Afganistan'dan değil, birkaç senedir İran'da kaldıklarına dair istihbari bilgiler var bize iletilen. Yani bunlar İran'dan gönderilmişler. Onun için çok dikkatli olalım. Komutanım. Kıbrıs büyük tehlikede. Kıbrıs da büyük tehlikede. Onu da o Kıbrıs'a da çok dikkat edelim. Murat Bey ve Haluk Bey, özellikle Kıbrıs'a çok dikkat edelim. Çünkü Kıbrıs'ta biliyorsunuz bu PKK'nın edebaşı Duran Kalkan Kıbrıs'ta her şey bitecek, sonuçlanacak dedi. Çünkü İsrail'i Güney Kıbrıs Rum yönetimi kurduğu üslerle İsrail'i buradan destekliyordu. Amerika ve İngiltere ve Yunanistan. Evet, maalesef. Şimdi Amerika, İngiltere... bunu şimdi sözde bir gerekçe oluşturuyor. İran, İsrail arasında gizli bir tokalaşmayla bu bir gerekçe gösterilip şimdi olay İsrail'in de gözünün dikildiği ada olduğunu bildiğimiz Kıbrıs adasında Hizbullah'ın ya da İranlı grupların saldırısı olabilir mi acaba? Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bunu daha önce de söylemişlerdi. Şimdi terörist başı da söylüyor.